seyirciler, ben Zehra Küçük. Moderatör Gece ile karşınızdayız ve ekranlarınızda da görüyorsunuz. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz yayınımıza. Şırnak Şenova'da askeri helikopter radardan kayboldu. Şimdi gelin bir son duruma ilişkin bilgileri paylaşalım sizlerle. 24 Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan karşımızda. Şehmus, nedir gelen ilk bilgiler? Şırnak'ın Şenova ilçesinde zaten uzun bir süreden beridir devam eden operasyonlar vardı ve bugün gün içerisinde üst düzey rütbeli komutanların da bulunduğu Sikorsky tipi helikopter Şenova ilçesi yakınlarında önce radardan kayboldu, irtibat kesildi, telsiz irtibatı, ancak daha sonra helikopterin düştüğü belirlendi ve içerisinde tabi üst düzey rütbeli komutanlar da vardı. Şu an için elimize ulaşan bilgilerde 12 şehitin olduğu yönünde. Tabi şu an operasyon bölgesinde de yoğun operasyonlar devam ediyor. Özellikle helikopterin düştüğü nokta ulaşma anlamında yoğun bir çaba sarf edildiğini söyleyebiliriz. Şırnak 23. Tümen Komutanlığı'ndan peş peşe helikopterler havalandı ve şu an olay bölgesine hareket halindeler. Çünkü o bölgede helikopterin düştüğü noktaya bir an önce ulaşılmak isteniyor. Neden? Çünkü o olası bir yaralı olma ihtimali de var. Bu nedenle özellikle AFAD ekipleri, 112 ekipleri ve bölgedeki tüm arama kurtarma ekipleri şu an seferber olmuş durumda ve şu an Şenova ilçesi, yani helikopterin düştüğü noktaya ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Yine helikopterin düştüğü noktada helikopterlerin uçuşu da devam ediyor. Çünkü operasyon bölgesi o bölgeye olası örgüt üyelerinin ulaşmasını engelleme yönelik de birçok noktaya şu an askeri birlikler indirilmiş durumda ve şu an özellikle dediğim gibi Şenova ilçesinin o helikopterin düştüğü noktaya yoğun bir arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş durumda. Helikopterde üst düzey yönetici, üst düzey rütbeli komutanlar da vardı. Şırnak Tümen Komutanı olduğu ifade ediliyor ve Şenova Tugay Komutanı olduğu yönünde de bilgiler var. Ancak dediğim gibi bu bilgiler henüz kesin bilgiler değil, teyit edilmemiş bilgiler. Bu nedenle şu an o bölgede özellikle helikopterin düştüğü noktaya ulaşılması noktasında yoğun bir çabanın olduğunu söyleyebiliriz. Yine Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'nın da şu an hareketli F-16 savaş uçakları peş peşe havalandı. Çünkü o bölgede olası örgüt üyelerinin olma ihtimaline karşı da insansız hava araçları, gece görüşü insansız hava araçları da şu an uçuruldu. O bölge şu an yoğun bir çembere alınmış durumda, güvenlik koridoru oluşturmuş durumda. Özellikle helikopterin düştüğü alana bir an önce arama kurtarma ekiplerinin yetiştirilmesi noktasında yoğun bir çaba var. Çünkü bundan bir süre önce biliyorsunuz Tunceli'de de hava şartları nedeniyle bir helikopter düşmüştü. Yine Sikorsky helikopter düşmüştü. Ve tabii bugünkü Şenova'da irtibat kesin helikopterin nasıl düştüğü konusunda henüz bilgiler elimize ulaşmış değil. Ancak teknik birazı olduğu yönünde bilgiler var. Yine yüksek gerilim hattına çarptığı yönünde bilgiler var. Ancak teyit edilmemiş bilgi ve şu an güvenlik güçleri o bölgede yoğun bir çalışmasını sürdürüyor. Arama kurtarma ekipleri şu an o bölgede yoğunlaşmış durumda. Helikopterin neden düştüğü, nasıl düştüğü konusu da tabii ki araştırılıyor. Ancak önemli olan bir an önce oraya ulaşarak özellikle helikopter içerisinde bulunan komutanların yaralı olabilme ihtimali var ve bunların kurtarılması amacıyla bir an önce hastaneye yetiştirilmesi amacıyla da yoğun bir çaba sarf ediliyor. Yine Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki tüm doktorlar göreve çağrıldı ve şu an Şırnak Devlet Hastanesi olası yaralılara karşı tamamen tüm tedbirlerini almış durumda. Ameliyathaneler hemen açıldı ve izinde olan tüm doktorlar da görev başına çağrıldı ve şu an teyakkuz durumu tabii ki devam ediyor. Yine Tümen Komutanlığı'ndaki asker hastanesinde de tüm hazırlıklar şu an yapılmış durumda ve Şenova'da o düşen helikopterle ilgili de yoğun arama kurtarma çalışmalar halen devam ediyor. Aslında Şenova ilçesinin düştüğü noktada tabii ki sarp kayalık ormanlık bir bölgeden oluşuyor. Bu nedenle arama kurtarma ekiplerinin şu an bölgeye ulaşmada biraz güçlük çektiklerini söyleyebiliriz. Çünkü hava karardı. Havanın kararmasıyla birlikte o bölgeye ulaşmak biraz güçleşti. Geldi. Bu nedenle şu an için helikopterin yüksek gerilim hattına şu an için o çalışmaların halen devam ettiğini söyleyerek sözü size bırakabiliriz. Evet, 24 Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan'a çok teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. En sıcak bilgileri bizlerle buluşturdu ve hemen bir kez daha tekrar edelim elbette. Valilikten bir açıklama geldi sıcağı sıcağına ve askeri helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı yönünde bir açıklama geldi. Elbette bilgiler netleştikçe bizler de sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi gelin moderatör geceye özetlerle başlayalım. On
15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ davalarındaki inkar ve red taktiği, davaya katılan avukatlar, şehit yakınları ve gazilerin tepkisini çekti. Duruşmaya katılanların ortak fikri, FETÖ mensuplarının davayı sulandırmak için özel çaba sarf ettikleri yönünde. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'la 15 Temmuz FETÖ davalarını konuşacağız. Ankara'da bir halk otobüsünün şoförü birden durdu, psikolojim bozuldu, bu stresle kaza yaparım diyerek yolcuların inmesini istedi. O anlarda bir yolcunun cep telefonu tarafından görüntülerdi. İlerleyen dakikalarda buluşturacağız sizlerle. Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü sayın seyirciler. Sigarayı bırakmak isteyip de bırakamadığını söyleyenler için Ramazan ayı da iyi bir fırsat olabilir mi? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Uzmanına soracağız. Hem de vatandaşlara, sizlere mikrofon uzattık. Peki ne cevaplar aldık? Yine birazdan aktaracağız sizlere. Amerika Birleşik Devletleri Güneş'e dokunmaya gidiyor. NASA önümüzdeki yıl Güneş'in dış katmanını yakından inceleyecek. Uzay aracı fırlatacak. Yaşlı bir İngiliz tramboline çıktı, zıpladı hopladı ama takla atmaya kalkınca sonrasında işler pek de yolunda gitmedi. Bunlar sadece başlıklardı. Çok daha fazlasıyla hemen başlayalım. Evet, devam edelim. Gündem oldukça yoğun. FETÖ, PKK ve DEAŞ'la mücadele, bir yandan yürütülen operasyonlar, diğer yandan Suriye'deki gelişmeler, Avrupa Birliği ile ilişkiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının sıcak başlıklarıydı. Milli Güvenlik Kurulu sonrası gelen açıklamada PKK, PYD'ye destek, dostluk ve müttefikle bağdaşmaz denildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 4,5 saat süren toplantıda birbirinden önemli başlıklar masadaydı. Suriye'deki gelişmeler MGK'da ele alınan başlıklar arasındaydı. Kurul sonrası gelen açıklamada dostluk ve müttefikle bağdaşmadığı vurgulandı. MGK açıklamasında Türkiye'nin beklentisi göz ardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK-PYD, YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır denildi. Açıklamada çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasının önemine dikkat çekilerek Türkiye'nin Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulmak için ülke genelindeki ateşkesi tahkim etmek ve güven artırıcı önlemler geliştirmek üzere Rusya Federasyonu ve İran'la birlikte tesis etmeye çalıştığı çatışmasızlık bölgelerinin insani ve siyasi açıdan bölge barışına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir ifadesi kullanıldı. MGK açıklamasında terör saldırılarına değinilerek Afganistan, Almanya, Belçika, Fransa, Irak, İngiltere, İsveç ve Pakistan'da yaşanan terör saldırılarının Türkiye'nin terörü önlemeye yönelik işbirliği çağrılarında ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtilmiştir. DEAŞ'la mücadele kapsamında yaptığımız tüm uyarılara rağmen bazı teröristlerin çeşitli ülkelerde eylem yapabilmelerinin sorgulanması dile getirildi. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesinin önemi de ifade edildi. Verilen sözlerin yerine getirilmesinin altı çizildi. Şimdi FETÖ ile mücadeleye bakacağız sayın seyirciler. 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ davalarında hiç değişmeyen bir nokta var biliyorsunuz. Savunmalarda inkar ve red taktiği. O davaya katılan avukatlar, şehit yakınları ve gazilerin elbette çok büyük tepkisini çekiyor bunlar. Duruşmaya katılanların ortak fikri ise FETÖ mensuplarının davayı sulandırmak için çok özel bir çaba sarf ettikleri yönünde. Öteki taraftan darbe girişimi davasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da o inkar stratejisinin hiçbir sonuç getirmeyeceğini ifade etti. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Darbe olduğunu bilmiyordum. FETÖ mensubu değilim. (Gülüyor)
Bu sözler 15 Temmuz darbe girişimi Genelkurmay baskını ana davasında sanık savunmalarına ait. Davayı takip eden avukatlar, duruşmaları izlemeye gelen müşteki yakınları, darbe girişimi mağdurları aynı tepkide buluştu. Bu tiyatro sanki ortak hazırlanmış gibi, hapishane içerisinde, cezaevi içerisinde herhalde kendi aralarında bir koordinasyonu sağlayan birilerinin olduğunu da düşünebiliyoruz. Verilen demokrasi şehitleri ve binlerce yaralıya rağmen yapılan savunmalarda sadece bir isim "ben darbeciyim" dedi. Diğer darbe sanıkları hakkında somut deliller bulunmasına rağmen inkar senaryosu Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gösterime girdi. Darbe zannedersiniz ki dışarıdan gelen cinler periler yapmış. Bunlar sütten çıkmış ak kaşık. Bunların zaten en güzel söyledikleri şey yalan. Yapılan savunmalarla FETÖ darbe girişiminin sulandırılma girişimi davaya katılan müşteki yakınlarının dikkatini çekti. 15 Temmuz gazisinin ben yapmadım, ben duymadım. Hani halk arasında deyimimiz 3 maymun oynuyor hesabı var ya. Şu anda bu mahkeme salonunda gerçekten 3 maymun tiyatrosu oynanıyor. Kritik davalar öncesi hazırlanan senaryo adım adım oynanmaya başlandı. Önce kontrollü darbe yalanı gündeme getirildi. O kirli oyun Ankara'daki kritik FETÖ davalarındaysa savunmalara yansıdı. Onların dedikleri şu: darbeyi biz yaptık, onlar içeride mahsur kaldılar. Bu tiyatro çok güzel dışarıda hazırlanmış. Neler hissediyorsunuz bir gazi olarak? Vurulmadan önce gözüme şahidim ki siz kimin askerisiniz dediğimiz, bağırdığımızda vurun yiğit sürülerini diyen insan, ben öyle bir emir vermedim. 15 Temmuz Genelkurmay baskını çatı davasına müdahil olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da inkar stratejisine vurgu yaptı. Sanıkların bir ortak stratejiyle hareket ettiğini düşünüyoruz. Sanıkların bu mensup oldukları örgütün ortak stratejisiyle hareket etmelerine şaşılacak bir şey yok. Avukat Aydın savunmalarda dikkat çeken detaya parmak bastı. Öncelikli olarak kendi örgütlerini aklamayı ve devamında kendilerini aklamayı önemsiyorlar. Ama kendi örgütlerini, mensup oldukları örgütleri aklamayı kendilerini aklamaktan daha da önemsiyorlar. Bir örgüt mensubu için mensup olduğu örgüt, onların tabirle hizmet, her şeyin üstündedir. Güvenlik kameraları, suçüstü yakalanmalar, parmak izleri, alınan notlar. Avukat Hüseyin Aydın'a göre delil dosyasındaki tüm bu somut delillere rağmen inkar stratejisinin bir önemi yok. Görüntüleri inkar etmeleri hukuken bir sonuç doğuracağı kanaatinde değiliz. Bunların nihai değerlendirmesini elbette ki mahkeme yapacak. FETÖ mensubu darbecilerin inkar takdirinin ne sonuçlar getireceğine ise Türk adaleti ve mahkemeler karar verecek. Evet sayın seyirciler, son dakikaya ilişkin bilgileri almaya devam edelim. 24 Diyarbakır temsilcisi Şeyh Musçakan'a bir kez daha dönelim. Şeyh Musçakan valilikten gelen açıklamayı az önce buluşturduk seyircilerimizle. Yüksek gerilim hattına takılıp düştüğü yönünde bir açıklamaydı. Başka bilgiler var mı? Yaralı sayısına dair bir rakam var mı? Evet, helikopterin cinsi konusunda da Cougar tipi bir helikopter olduğu belirlendi. Şırnak 23. Tümen Komutanlığından havalanmıştı ve kalkıştan hemen sonra da yüksek gerilim hattına takılıp düştüğü yönünde Şırnak Valiliği zaten bu bilgiyi paylaştı. Şu an için elimize ulaşan bilgilerde tabii 12 şehitin olduğu yönünde bilgiler var. Ancak helikopterin enkazına ulaşma noktasında da arama kurtarma ekiplerinin şu an yoğun bir çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Helikopterin enkazına ulaştıktan sonra helikopterin içerisinde kaç kişi olduğu ve kimlerin şehit olduğu noktasında da bilgileri edinmiş olacağız. Ancak helikopter içerisinde üst düzey rütbeli komutanların olduğu yönünde bilgiler vardı. Şırnak Tümen Komutanı olduğunu söyleyebiliriz ve şu an için o helikoptere ulaştıktan sonra tabii ki bu bilgiler daha da netleşmiş olacak. Sadece Şırnak Valiliği'nin verdiği bilgilere göre helikopter kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına çarpıp düştüğü yönünde bir bilgi paylaşıldı. Yani bir kaza olduğu yönünde bir bilgi paylaşıldı. Cougar tipi bir helikopterdi. Ve bu anlamda da tabii o helikopterin enkazına ulaşma noktasında da şu an Şırnak 23. Tümen Komutanlığından peş peşe helikopterler havalandı. Arama kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri ve yine sağlık ekipleri, 112 ekipleri o bölgeye yoğunlaştırıldı ve yine Şırnak, özellikle Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki tüm doktorlar şu an göreve çağrıldı, görev başına çağrıldı. Çünkü o helikopterden olası yaralılar olabilme ihtimaline karşı da şu an ekiplerin tümü hazır vaziyette bekletiyor ve ameliyathanelerin hepsi de tam çalışır vaziyette, tam kadroyla şu an bekletilmeye başladı. Ve yine Şırnak Asker Hastanesi var. Önemli bir hastane.
hastanelerden biri, bölge hastanesi konumunda ve şu an o hastane de tamamen tam teşekküllü olarak şu an aktif hale getirildi. Tabii ki helikopterin düştüğü nokta anlamında da dağlık bir bölge olduğu ifade ediliyor ve o bölgeye ulaşma noktasında şu an ekiplerin yoğun bir çalışması var, yoğun bir çabası var. Zaten o bölgede devam eden operasyonlar vardı. Uzun bir süreden beri özellikle Kato Dağı bölgesinde devam eden operasyonlar vardı. Kato Dağı ile Şenoba arasında zaten çok uzun bir mesafe yok. Bu anlamda operasyon bölgesi olduğunu söyleyebiliriz helikopterin düştüğü nokta itibariyle. O helikoptere ulaşılması noktasında da güvenlik güçleri şu an birçok noktaya havadan indirme yaptı. Eskorti tipi helikopterlerle jandarma ve polis özel harekat timleri indirildi. Birçok noktaya indirildi ve o bölge şu an tamamen çembere alınmış durumda. Özellikle helikoptere başka yani oradaki örgüt üyelerinin ulaşmaması noktasında yoğun bir çaba var. Yoğun bir hareketlik, askeri hareketlik var ve tabii ki o bölgeye ulaştıktan sonra da helikopter içerisinde bulunan komutanların rütbeleri ve isimleri noktasında da net bilgiler elde etmiş olacağız. Yani helikopter tabii ki düştü ancak içerisinde olanların şu an için şehit bilgileri geliyor ancak yaralı olabilme ihtimalleri de var ve bu nedenle oraya bir an önce ulaşıp oradaki askeri personelin kurtarılması amacıyla da şu an yoğun bir çaba sarf ediliyor. Biliyorsunuz bir süre önce Tunceli'de de böylesi bir helikopter kazası meydana gelmişti. 12 asker şehit olmuş, 12 güvenlik personeli şehit olmuştu ve bugünkü bu kaza ile birlikte tabii o bölge şu an askerlerin tamamen o bölgeye yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Şırnak 23. Tümen Komutanlığı alarm durumuna geçmiş durumda. Yine Diyarbakır 8. Anajet Üs Komutanlığı da şu an askeri hareketlik var. Az önce peş peşe F-16 savaş uçakları havalandı. Çünkü Kato Dağı bölgesinde devam eden operasyonlar var. Tespit edilen örgüt üyeleri vardı. Onların o bölgeye ulaşmasını engellemeye yönelik tamamen güvenlik önlemleri şu an en üst seviyede alınmış durumda. Bir alarm durumu var. Alarm durumu söz konusu. Özellikle 23. Tümen Komutanlığı'nda bir alarm durumu var. Çünkü o bölgeye bir an önce yetişmesi noktasında hem sağlık ekipleri hem arama kurtarma ekipleri hem de diğer askeri personel ulaştırılması noktasında şu an bir çaba var, bir çalışma var. Helikopterler peş peşe havalanıyor. Özellikle helikopterin düştüğü noktaya bir an önce ulaşılması noktasında da yoğun bir çaba sarf ediliyor. Elimize ulaşan bilgilere göre tabii kaza hemen helikopterin kalkışından hemen sonra meydana geldi. Şırnak Valiliği tarafından ifade edildi. Ancak önümüzdeki saatlerde tabii Şırnak Valiliği'nin kazayla ilgili daha detaylı bir açıklama yapmasını da bekliyoruz. Özellikle helikopter içerisinde bulunan personelin kimliklerinin ve rütbelerinin de belirlenmesi noktasında da şu an Şırnak Valiliği'nin yoğun bir çalışması var. Bu konuda da bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz ama önümüzdeki dakikalarda bu konuda da bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Tabii kazanın sonrasında alınan güvenlik önlemleri de en üst seviyede yine Şırnak bölgesinde ve Şırnak çevresindeki il ve ilçelerdeki tüm AFAD ekipleri şu an Şırnak bölgesine tamamen yoğunlaştırıldı. Arama kurtarma ekipleri dışında sağlık ekipleri de o bölgeye yoğunlaştırıldı. İzinde olan tüm doktorlar şu an görev başına çağrıldı ve Şırnak Devlet Hastanesi, Asker Hastanesi'ndeki tüm ameliyathaneler de tamamen şu an ekipleri başında, görevleri başında ve hazır bir şekilde bekletiliyor. Ve tabii ki önümüzdeki saatlerde helikopterin kazasıyla ilgili, şehitlerle ilgili ya da yaralılarla ilgili daha net bilgiler elde etmiş olacağız. Şu an o bölgedeki yoğun askeri hareketliğin devam ettiğini söylemekte yarar var. Yine Şırnak 23. Tümen Komutanlığı'nda şu an yoğun bir askeri hareketlik var. Özellikle o bölgeye Sikorsky tipi helikopterlerle sürekli takviye ekipler gönderiliyor. Orada bulunan askeri personelin bir an önce alınarak hastaneye ya da tümen komutanlığına getirmesi noktasında yoğun bir çaba sarf ediliyor. Bir hareketlik tabii ki var. Ve şu an dediğim gibi helikopterin kazanın olduğu noktaya ulaşıp güvenlik güçlerine ulaşıp ulaşmadığı noktası henüz net bilgiler elimize ulaşmış değil. Ancak o bölge sarp kayalık bir bölgeden oluşuyor. O bölgeye biraz ulaşmak güç olacak. Neden? Çünkü hava karanlık. O bölgede olan örgüt üyeleri de zaten uzun bir süreden beri devam eden operasyonlar vardı. Örgüt üyelerinin tuzaklarına karşı da güvenlik güçleri hassas davranmak zorunda. Bu anlamda da yoğun bir o bölge önce temizleniyor. Daha sonra güvenlik güçlerinin o bölgede hareketliği sağlanmış oluyor. Ve şu an helikopterin bulunduğu alana bir an önce yetişmek üzere hem sağlık ekipleri hem arama kurtarma ekipleri hem de askeri personelin ulaşması noktasında da yoğun bir çabanın olduğunu söyleyerek sözü tekrar size bırakalım. Evet, 24 Diyarbakır temsilcisi Şeyh Muz Çakan'a teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Şırnak Şenoba'da askeri helikopter düştü. En sıcak bilgileri, bölgeden yansıyan en sıcak bilgileri paylaştı Şeyh Muz bizlerle. Şimdi gündemdeki diğer başlıklarla devam edelim.
15 Temmuz darbe girişiminin ana davası İstanbul Silivri'de görülmeye devam ediyor sayın seyirciler. Şehit yakınları ve gaziler de o duruşmaları yakından takip ediyor. 24 onları yalnız bırakmadı. Silivri yolunda mikrofon uzattı. Bu hainin suratına tükürmek istiyoruz ama biz metanetli ve saygılı mahkemeye saygılı biçimde davayı takip edeceğiz. Ellerinde Türk bayrakları, dillerinde tekbir. Hainlerin yargılanacağı o duruşmaya işte böyle gittiler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ana darbe davası İstanbul Silivri'de görülmeye başlandı. Şehit ve gazi yakınları İstanbul'un onlarca noktasından o davayı takip etmek için Silivri'ye doğru gidiyor. 24 onları yalnız bırakmadı. Silivri yolunda mikrofon uzattık. Silivri'ye davamızı savunmaya gidiyoruz. Allah büyük. Burada hakkımızı savunmaya gidiyoruz. Önemli olan da o zaten. Yani hac yolunda karınca olmak. Sanki gaziler ve şehit yakınları suçlularmış gibi kendilerini savunmaktalar. Ama unutmasınlar ki o davaları yalnız bırakmayacağız. O davaların yanında olacağız. Sürekli davamızı takip edip onların her söylediklerine karşı bizim de söylediklerimiz olacak. Şehit yakınları ve gaziler konvoyla duruşma salonunun önüne geldi. Türk bayrakları ve pankartlar açtı. Basın açıklaması yapılarak idam istendi. Sayın Cumhurbaşkanımızı dinlediniz. İdam isteriz. Gelsin önüme onaylarım diyor. Getirin şu idamı. Bundan sonra olmasın bu tür hainlikler. Yeter. Bu sırada bir kişi bayrak direğine çıktı. FETÖ mankenini iple astı. İsteriz. Şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz'un hesabını sormak için herkesi duruşmalara davet ediyor. Evet, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak telefon attığımızda sayın seyirciler. FETÖ'ye ilişkin değerlendirmeler alacağız kendisinden. Sayın Albayrak, yayınımıza hoş geldiniz. İyi geceler. İyi geceler efendim. İyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi FETÖ'yle mücadeleye baktığımızda, daha doğrusu yargılamalar devam ediyor biliyorsunuz. Hem Silivri'de hem çatı dava hem ana dava devam ediyor. Ve aslında baktığımızda bu sanıkların ifadelerine, duruşlarına bir tiyatro sergileniyor. Sinirleri bozacak derecede bir tiyatro sergileniyor ama. Şimdi ilk günkü hallerinden bugünkü hallerine bakacak olursak sanki bir özgüven artışı söz konusu demek doğru olur mu Sayın Albayrak? Bence bu çok hafif olur. Bu tamamen organize bir durum ve bana göre tamamen bu duruşmaların, bu davaların, bu yargılama sürecinin sonunu başka bir noktaya götürmeye amaçlayan, sulandırmaya amaçlayan bir tamamen organize, dışarıdan yönlendirilen bir gidişat, bir tavır bu. Ben şeyi hatırlatmak isterim. 28 Şubat davası vardı biliyorsunuz. En sonunda ilgisizlikten bir öyle bir karmaşık bir noktaya geldi. Bu gidişat da ona geliyor. Ben bugünkü dünkü Sayın Cumhurbaşkanı uyarısından sonra bugünkü biraz daha yakından ilgilenilmesi meselesini çok önemsiyorum. Ama bu böyle bir takım zorlamayla, baskıyla değil, toplumun mutlaka ve mutlaka hem siyasetin hem toplumun bu davalara odaklanması gerekiyor. Karşı taraf bunu çok ilginç bir biçimde yönlendiriyor bu süreci. Dikkat edin. Sayın Albayrak, bu noktada şehit aileleri birazcık daha destek görmeyi hak ediyorlar değil mi? Altını çizdiğiniz gibi. Biraz daha destek görmeliler. Hem medya tarafından, hem STK'lar, hem de vatandaşlar tarafından. Bakın, bu gidişat tabii ki hak ediyor. Tam aksine şunu söylemeye çalışıyorum. Oradaki ortam sanki bu şehit aileleri mağdur değil, öbürleri mağdur. Şehit aileleri ise sanki onlara zulmeden bir şey gibi böyle bir ortam çıkıyor karşımıza. Bunu hak etmiyor kimse. Dolayısıyla bu gidişatın değişmesinde en önemli etken, en önemli unsur, ben medya dahil olmak üzere başta, toplumun bu davalara sahip çıkması gerekiyor. Bu şeyden ibaret değil. O sanıklar gelirken 3-5 kişinin toplanıp işte ip atması, organ atmasından ibaret değil. Bu değil mesele. Bu şeyleri, duruşmaları yakından takip etmek gerekiyor. Orada çok güçlü bir iradenin oluşması gerekiyor. Bu, inanın bakın, sonuçta
herkes insandır. Yani yargıyı şeyi yürütenler de insan, bu duruşmalardaki mahkeme heyeti de insandır. Dolayısıyla onların arkasında bile bir milli iradenin, bir millet iradesinin görünmesi gerekiyordu. Aksi takdirde yargının gidişatı değişebilir. O ip meselesi falan çok suni şeyler. Ben onlar burada ihtiyatla yaklaşıyorum. Çünkü onları alıp dışarıda başka bir amaçla kullanıyorlar. O basit bir şey gibi gösterilen o ip meselesi dışarıda sığınma hakkı talep edenlerin dışarıdaki o ülkelerde sığınma hakkı elde etmesine vesile olarak kullanılıyor. Bunlar önemli değil. Asıl bence salonlarda salonun hakimiyetini onlara bırakmamak gerekiyor. Tamamen merkezi olarak bunlar yönlendiriliyor. Saçını tarama biçiminden oradaki davranışlarına kadar, o umutsal tavırlarına kadar tamamı kesinlikle bireysel değil. Bu o bahsettiğimiz başından beri bu örgütü yöneten üst akılın verdiği taktiklerdir ve bunun bir amacı var. Bu oyun bozulması gerekiyor. Evet, bu noktada hemen altında çizmek gerekiyor esasında Sayın Albayrak. Görüntüler, fotoğraflar, yani yeterli bütün argümanlar var aslında ama duruşmalarda adeta dalga geçer gibi senaryolar uygulanıyor ve kimse o suçları kabul etmiyor. Biz yapmadık, biz bilmiyorduk. Görüntüler belgeleri olmasına rağmen bu ifadeler kullanılıyor. Bu noktada FETÖ terör örgütünün yeni bir talimatından söz etmek mümkün olabilir mi? Sürekli bunun altını çizmeye çalışıyorum. Bizim yarınki manşetimiz de bununla ilgili. Burada en önemli şey şu. Efendim işte savunma hakkı vesaire. Buna kimsenin bir dediği yok. Ama mesele savunma hakkı değil. Mesele şu. Bu bahsettiğiniz yöntemlere, bahsettiğiniz davranışlara, efendim savunma biçimlerine tamamına baktığımız zaman şu çıkıyor ortaya. Halen bugün koğuşlara koyduğumuz bu darbe sanıkları, darbeciler hala daha merkezden yönetiliyor bunlar. Örgüt çalışıyor hala. Örgüt içeriye kadar işliyor. Bu çok önemli burası. Bunun savunmakla falan bir alakası olamaz. Dolayısıyla bu da bir süreç. İnanır mısınız? Bu bahsettiğiniz algıların sonucunda kamuoyuna şunu veriyorlar. Aa, bunlar bu kadar rahat da bunların bir bildiği var ya. Demek ki bu geçici bir dönem. Demek ki bir süre sonra tersine dönecek. Hem kendi işte tabanlarına hem kamuoyuna bu algıyı veriyorlar bu davranışlarla. Dolayısıyla bu mesele basit bir mesele değil. Yani o birkaç kişinin orada affedersiniz çok aşağılık bir biçimde şehit yakınlarına dilini çıkarması, tümle aşağılık davranışta bulunması, samimi söylüyorum o kişilerin bireysel bir davranış değil, çok ileriye dönük, çok ilgili, çok önemli amaçlar olan, hedefler olan davranışlar bunlar. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Peki. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak, çok teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için. İyi geceler diliyoruz. Sayın seyirciler, bizler de diğer haberlerle yayınımıza devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Cuma Dağ'ın ailesiyle iftarda bir araya geldi. Şehit polis memurları Bülent Yurtseven ve Mehmet Bora Tayfur'un ailesini de ziyaret etti. Neler yaşandı, neler yansıdı? Şimdi ekranlarınızı onları taşıyalım. Başarılarınızın dileği, temennilerimiz var. Rotanızdır. Allah müminlere güç birliği versin. Rabbil alemin bizleri yenilgiye uğratmasın. Amin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit aileleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın ilk durağı 15 Temmuz şehidi Cuma Dağ'ın evi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ailesiyle birlikte iftar yaptı. İftar yemeğinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Erdoğan şehit dağ için dua etti. Cumhurbaşkanı daha sonra 15 Temmuz'da şehit olan özel harekatçı başkomiser Bülent Yurtsever'in ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Sur'da şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Bora Tayfur'un evi oldu.
Erdoğan şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti. Rabbimizin o yüksek makamı lütfettiği şehitlerimizin tüm o geride bıraktıkları nesillerini yalnız bırakmamaya artımız var, kararlılığımız var. Ama tabii onları şehit edenlere de aşk söylüyorum, ikilimiz var. Evet, Cumhurbaşkanım. Var. Onları hukuken de, her türlü yoldan da elimizden geleni yapacağız inşallah. Bitiyorsunuz da, bırakıyorsunuz. Bir tanecik oldu mu böyle beni montsuz bırakanları? Allah belasını versin. Amin. İnşallah amin. Cezalarını çekerler. Amin. Erdoğan'a ziyaretlerde eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Şimdi Mardin'de ise MİT tırları ihanetine benzeyen ikinci bir tezgah hazırlandı sayın seyirciler. Hemen detaylarını çok kısa paylaşalım. Bir jandarma binbaşı insan kaçakçılığı yapılıyor diyerek bir aracı ihbar etti. Sonrasında emniyet müdürü operasyonda istihbarat sağlamak için MİT'le görüştü ve o aracın MİT'e ait olduğu ortaya çıktı. İşte o binbaşı FETÖ soruşturmasıyla tutuklandı. FETÖ yine bir MİT tırı kumpası daha kurmaya çalıştı. Mardin'de jandarmadan gelen insan kaçakçılığı ihbarı emniyeti harekete geçirdi. İhbarı binbaşı Mete Ayhan yapmıştı. Plakasını verdiği aracın durdurulmasını istedi. Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar istihbarat desteği için MİT'le görüştü. O aracın MİT'e ait olduğu ortaya çıktı. Aksi halde MİT mensuplarıyla polis karşı karşıya gelecekti. Tıpkı Adana'daki MİT tırları ihanetindeki gibi iki güvenlik birimi arasında iç savaş olduğu izlenimi verilecekti. İhbarı yapan binbaşı Mete Ayhan FETÖ soruşturmasıyla tutuklandı. Ankara'dan bir haber buluşturacağız şimdi de sizlerle. İki polis memurunun bir iş adamına şantaj yaptığı şikayeti üzerine emniyet birimleri harekete geçtiler sayın seyirciler. Operasyon için düğmeye bastılar daha doğrusu. O dolandırıcılar FETÖ ile irtibatınız var, 1 milyon dolar verirseniz sizi bu dertten, bu beladan kurtarırız dediler. Aslında çok da sıkça paylaştığımız, aman dikkat dediğimiz taktiklerden de biri. İşte o iş adamı buna kanmadı, onları şikayet etti ve parayı teslim alırken de o dolandırıcılar, o şantajcılar yakayı ele verdi. Ankara'da bir iş adamına şantaj yaptığı belirlenen polisler kıskıvrak yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği'nde görevde iki polis memurunun iş adamına FETÖ ile bağlantınız var, 1 milyon dolar verirseniz sorunu çözeriz dediği belirlendi. İş adamı şantaja boyun eğmedi ve 1 milyon dolar isteyen polisleri şikayet etti. Organize suçlarla mücadele ekipleri şantajcı polisleri yakalamak için harekete geçti. Şantajcılar 1 milyon doları vereceğiz denilerek bir kafeye çağrıldı. Seri numarası alınmış paralar el değiştirirken operasyon yapıldı. İki polis memuru suçüstü yakalandı. Emniyet ve savcılık sorguları sonrası polis memurları hakim önüne çıktı. Mahkeme tutuklama kararı verdi. Ankara'da kalmaya devam edelim sayın seyirciler. Oldukça ilginç, bir o kadar da trajikomik de diyebiliriz bu haber için. Bir halk otobüsünün şoförü birden aracı durdurdu ve açıklamalar yapmaya başladı. Herkes şaşırdı elbette. Ruh halim yerinde değil dedi. Ruh haline dair açıklamalarda bulundu, ifadeler kullandı. Eğer bu halde, bu stresle ben araç kullanırsam mutlaka kaza yaparız, siz inin dedi. Bu ilginç anlarda elbette bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Arkadaşlar psikolojim bozuldu, ben arabaya kalkayım gidin. Kaskı arabaya gidin, ben amirlerimin arabanın kaskılarını getiririm ben. Stresle gidersem kaza yaparım, sizin yanınıza mal olur. Stresliyim dedi, yolcuların canını tehlikeye atmak istemedi. Stresle gidersem kaza yaparım, sizin yanınıza mal olur. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan olay Ankara'da yaşandı. Özel taşıma aracı şoförü hareket halindeydi, otobüsü birden durdurdu. Evet.
O şoför durumunun iyi olmadığını söyledi, yolcuların aşağıya inmelerini istedi. Arkadaşlar psikolojim bozuldu, ben arabaya kalkayım, başka arabaya gidiyorum, ben amirlerimin arabanın hastaneye geçiyorum. Stresle giderse kaza yaparak sizin yanınıza mal olur. Otobüs şoförünün bu davranışı sosyal medyada ses getirdi, yorum yağmuruna tutuldu. Arkadaşlar psikolojim bozuldu, ben arabaya kalkayım, gidiyorum, başka arabaya gidiyorum, ben amirlerimin arabanın hastaneye geçiyorum. Stresle giderse kaza yaparak sizin yanınıza mal olur. İstanbul'dayız. Ataşehir'de ara sokaktan çıkan bir minibüse çarpan yolcu minibüsü devrildi sayın seyirciler. Kaza sonrasında Ankara'yı da hemen arkamda görüyorsunuz zaten. Şans eseri kazada ölen olmadı ama 8 yolcu yaralandı. Şimdi ekranlarınıza kaza anı ve sonrasında yaşananları taşıyoruz. İki minibüs çarpıştı, yolcu minibüsü yolun ortasına devrildi. Dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Öğle saatleriydi. Yer İstanbul Ataşehir, adres Karadeniz Caddesi'ydi. Ali Saçi'nin kullandığı yolcu minibüsü ara sokaktan çıkan bir başka minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yolcu minibüsü devrildi. Yan sokaktan bir tane araba çıktı, beyaz bir araba. Ondan sonra bize arkadan vurdu, araba zaten böyle sallandı. Sonra takla attı öyle, bize minibüsteydik abi. Devrildikten sonra birkaç metre sürüklenen minibüsteki yolcular dehşeti yaşadı. Bölgede can pazarı kuruldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 8 yolcu yaralıydı. Yardımlarına ilk olarak kazayı gören vatandaşlar koştu. Yolcular minibüsten çıkarıldı, kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. O sırada yaralılardan birinin yakını minibüs şoförüne saldırdı. Ya bu nasıl devrildi? Ben kim lan? Sen misin lan? Değil. Sen misin lan? Araya vatandaşlar girdi, öfkeli adam güçlükle sakinleştirildi ve olay yerinden uzaklaştırıldı. Minibüsler genelde hızlı gidiyor. Yan yoldan çıkan araçlar da dikkat etmediği zaman vurduğunda kaza oluyor. Kaza ucuz atlatılmıştı. Bir can kaybı yoktu. Hastaneye kaldırılan 8 yolcu tedavi altına alındı. Minibüs şoförleri ise ifade için karakola götürüldü. Kamu spotlarında hep söylenen bir cümle var sayın seyirciler. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Bizler de bir kez daha tekrarlayalım. Neden bugün sigarayı bırakma günü efendim? Ve belki de sigarayı bırakmayı çok isteyip de bırakamayanlar için Ramazan ayının içerisindeyiz biliyorsunuz. Ve belki de Ramazan onlar için bulunmaz bir nimet. Şimdi bu konuyu hem uzmanına hem de vatandaşlara sorduk. Sigarayı bırakmak isteyenler Ramazan'ı fırsata çevirebilir mi? Sigaradan kurtulmak için nikotin böceğinin ölmesi gerekiyor. İçimizde bir nikotin böceği yaşıyor bizim sigara içenler olarak. İçtiğimiz ilk sigarayla vücudumuzun içine girdi ve şu an hala içinde yaşıyor. 6 saat sigara içmeyince kandaki nikotin %96 düşüyor. Oruç dönemi bunun için harika bir fırsat. Şöyle ki, zaten 15 saat, 16 saat vücudumuza nikotin almıyoruz. Yani aslında iftarda içilen sigarayı içtiğin sırada nikotin bağımlılığın neredeyse bitmiş, böcek ölmüş düzeyde. Ramazan ayının sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Bırakmak isteyen için her zaman iyi fırsat. Ramazan ayının sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor musun? Evet. İftardan bir yarım saat sonra içiyorum ama içmesem de olur. Aslında normalde çok iyi bir tiryakiyim ben. Ama Ramazan dolayısıyla büyük ihtimalle sigarayı da bırakmayı düşünüyorum yani. Uzmanların vazgeçemediğini söyleyenlere de mesajı var. Sigarayı seviyorum demek, sigarayı bırakmaktan çok korkuyorum. Onsuz hayatı hazır hissetmiyorum demek. Altında da şu yatıyor, nikotin böceğini beslemeyi keyif zannediyorsam, dolayısıyla da bırakmaktan korkuyorum çünkü bir keyif kaçıracağım zannediyorum. Halbuki nikotin böceği beni sürekli keyifsiz yapıyor. Her...
Sayın seyirciler, sıcak gelişmeye dair son dakikalarda akmaya devam ediyor. Ekranda da görüyorsunuz şu anda. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da bölgeye hareket ediyor. Bilgiler geldikçe bizler de elbette sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi akışımızdaki diğer haberleri buluşturmayı sürdürelim sizlerle. Kuşlar özgürlüğün sembolüdür. Sesleri de huzur verir çoğu zaman. O kuşlar şimdi götüreceğimiz mekana da geliyorlar ama pek kalamıyorlar kondukları yerde. İşte kuşların konamadığı Mimar Sinan'ın ustalık eserinin, ustalık camiinin hikmeti. Kuşlar İstanbul'da buraya konamıyor. Burası Üsküdar sahildeki 430 yıllık Ahmet Şemsi Paşa Camii. Namı diğer Kuş Konmaz Camii. Peki kuşlar neden konamıyor? Halk arasında Kuş Konmaz adıyla bilinen caminin mimarı Mimar Sinan bu camiyi Marmara Denizi ile Karadeniz'den esen sert rüzgarların kesiştiği noktaya inşa ediyor. Yani o sert rüzgarlar kuşları rahatsız ettiği için kuşlar caminin kubbesine ve minaresine konamıyor. Caminin hikayesine gelince Şemsi Ahmet Paşa 1580'lerde bir cami yaptırmak istemiş ancak kuşlar kirletmesin demiş ve Mimar Sinan işte burayı bulmuş. Peki vatandaş kuş konmayan cami için ne diyor? Mimar Sinan bunu bu şekilde tasarlamış. Böyle rüzgarlar öyle bir kesişiyor ki yani. Kuş konamıyor yani. Konsa da ya ben bir kere gördüm. Hiç kuş konduğunu görmedim. Karganın konduğunu gördüm. O da kondu hemen gitti yani. Ara sıra böyle mola verince izliyorum böyle. Konacak mı diye konmuyor gerçekten. Ders çalışırken arada bakıyorum gerçekten konmuyorlar yani. Hem Asya'nın hem Avrupa'nın birleşim rüzgar. Tabii köşesini yaptırmış Mimar Sinan. Bu yüzden konmayacağım kuşlar. Şimdi turizme dair bir haberi buluşturacağız sizlerle sayın seyirciler. Malum yaz aylarındayız ve turizm artık iyiden iyi hareketlenmiş durumda. Ve Türkiye yeniden turizm alanında en güçlü dönemlerinden birine girmiş durumda. Özellikle Rusya ile bir ara bozulan ilişkiler düzeldikten sonra Rus turistlerin adresi de tatil adresi de yine Türkiye oldu ve oran %400 artmış durumda. Şimdi uçaklar bu duruma elbette yetişemiyor. Havalimanlarında büyük bir yoğunluk var ve cennet kıyılar tekrar dünyanın tatil adresi haline gelmiş durumda. Biz şu anda düşük fiyatlarla satıyoruz. Fiyatlar ucuz, hizmet en üst seviyede. Haliyle turizmde altın dönem başladı. Tatilin adresi yeniden Türkiye oldu. Havası çok güzel mi? Deniz var. Her şey çok güzeldi, evet. Turizm patladı, Ruslarsa adeta akın etti. Uçaklar yetmiyor. %400'ün üzerine Rus turiste artış var ama %400 diye bakmamak gerekiyor. Yani biz en yüksek daha önceki yılları da aldığımız zaman onların da Rus turistleri üzerine çıkmış durumdayız. Çok keyifli bir ülkeyiz. Yani turisti açısından, turist getirmek açısından, turisti pazarlamak açısından birçok artılarımız var. Her şeyimizde yani yemeklerimizden tutun da misafirperverliğimize kadar, otellerimizin kalitesine kadar. Komşularımız çok ciddi bir şekilde artmaya başladı. Artık Türkiye'yi daha keşfetmeye başladılar. Ve bu Kazakistan'a kadar, Gürcistan'a kadar artık Gürcistan'dan gelen turist sayısı ilk 3-5 ülke arasına girmeye başladı. Yerli turistler için de fırsatlar sürüyor. Erken rezervasyonlar var halen ve geçen senenin üzerinde seyrediyor. %15'ler, 20'ler civarında yukarıda gidiyor erken rezervasyonlar. Hem yurt içi, başta Antalya bölgemiz tabii hep başı çeken bölge ama Ege bölgelerinde son dönemlerde daha fazla sattığını rahatlıkla söyleyebilirim. %50'lere varan fiyatlar aşağı çekilmiş durumda. Antalya %30'lar, %40'lar, İstanbul biraz daha fazla. Nereye gideceksiniz? Antalya. Neden Antalya peki? Neden Antalya? Deniz, güneş en güzeli. Gençler oda kahvaltı otelleri tercih ediyor, ailelerse her şey dahil diyor. Aileler dediğim gibi daha çok yani her şey dahil oteli tercih edebiliyor. Özellikle küçük çocuklu olanlar. Biz dünyada her şey dahilin belki kelimesini hatta en iyi yapan ülkeyiz. Çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Her şey dahili. Hele de bir de fiyat kalite oranında karşılaştırırsak dünyada bizim kadar başarılı olan hiçbir ülke yok. Onun için çok ciddi bir şekilde tercih ediliyor.
Sayın seyirciler, Şırnak Şenova'da askeri helikopter düştü biliyorsunuz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama geldi. 12 askerimizin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Ekranlarınızda da görüyorsunuz zaten. Türk Silahlı Kuvvetleri konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve 13 askerin şehit olduğu bilgisini buluşturdu, paylaştı diyelim. Bilgiler geldikçe elbette sizlerle buluşturmaya, sizlere anlatmaya devam edeceğiz, sürdüreceğiz diyelim sayın seyirciler. Ve moderatör gece içerisinde yine Diyarbakır'a da bir döneceğiz. 24 Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan'dan son bilgileri alacağız. Neler olmuştu kısaca bir derleyip toparlayalım. Şırnak Şenova'da askeri bir helikopter sayın seyirciler, Kukur tipi olduğunu söylemişti Şehmus Çakan yaptığımız bağlantıda geçtiğimiz dakikalarda. Evet Şehmus Çakan'a bir dönelim dilerseniz, en sıcak bilgileri de kendisinden alalım. Evet Şehmus, gelen bilgiler nedir? Seni dinliyoruz. Evet, Şenova beldesi, yani Şırnak'tan kalkmıştı ve Şenova beldesine gitmek üzereydi. Cooker tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştüğü Şırnak Valiliği tarafından açıklandı. Tabii arama kurtarma ekipleri hemen olay bölgesine gitti ve şu an için arama kurtarma ekipleri helikopterin enkazına ulaştı ve şu an için tabii helikopter içerisinde bulunan şehitlerin de çıkarılarak hastaneye getirilmesi de şu an devam ediyor ve şu an hastaneye getirilen şehitler var. 13 şehit var. Zaten Genelkurmay Başkanlığı da bu konuda bir açıklama yaptı. 13 personelin bulunduğu AS-532 Cooker tipi bir helikopterde kalkıştan hemen sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştüğü ifade edildi. Saat 20.55 sularında kazanın meydana geldiği zaten Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklandı. Olayla ilgili de şu an için soruşturma ve inceleme devam ediyor. Tabii o bölge operasyon bölgesi, bu nedenle o bölgede şu an için yine helikopterin kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik güçleri bir çember oluşturmuş durumda ve o çemberle ilgili, ya özellikle helikopter enkazının da bölgede almasıyla ilgili şu an zaten çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. Şırnak Valiliği'nin de bu konuda zaten bir açıklama yapmıştı. Helikopter kazası olduğu yönünde bilgi paylaşmıştı. Tabii Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da şu saat itibariyle Şırnak'a hareket halinde olduğunu söyleyebiliriz ve yine şehitlerle ilgili yarın 23. Tümen Komutanlığı'nda bir cenaze töreni yapılması da bekleniyor ve bu cenaze töreni ardından da şehitler memleketlerine uğurlanacak. Tabii şehitler arasında tüm general, albay, binbaşı, yüzbaşı ve yine pilot üsteğmenler, pilot yüzbaşı, yine başçavuşlar da var. 13 şehit var. Aslında isimleri şu an bizde mevcut ancak henüz ailelerine bilgi verilmediğini dikkate alarak şu an için isimlerini açıklamakta yarar görüyoruz. Açıklamamakta yarar görüyoruz. Bu anlamda şu an şehitlerin cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane morgundalar ve tabii otopsilerin ardından da yarın için cenaze töreni içinde hazırlığına da başlamış olacak. Tabii kazanın meydana geldiği özellikle Kato Dağı bölgesinde biliyorsunuz son 2 ay yakın süredir devam eden operasyonlar vardı. PKK'ya büyük bir darbe vurulmuştu o bölgede. Bu nedenle operasyon bölgesine çok yakın olması nedeniyle helikopterin o bölgeden bir an önce, yani kazaya uğrayan helikopterin bir an önce bölgede alması noktasında da güvenlik güçleri şu an yoğun bir çaba, yoğun bir çalışması var. Tabii şehitler helikopterden alındı, kaza bölgesinden alındı ve şu an Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tabii otopsilerin ardından da yarın için cenaze törenine hazırlıklar da başlanmış olacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Şırnak'a varmasının ardından da yine kazayla ilgili askeri yetkililerden bilgi alması bekleniyor. Tabii o kaza yerinde olası yaralılar olabilme ihtimaline karşı da Şırnak'taki tüm hastanelerdeki personeller, doktorlar ve diğer tüm personeller görev yerine çağrıldı. Tüm ameliyathaneler, yine personellerin hepsi hazır hale getirildi. Olası bir yaralı olabilme ihtimali üzerine de bu tür tedbirler de alınmıştı. Zaten olay bölgesinde de AFAD ekipleri, 112 ekipleri ve diğer tüm sağlık ekipleri de gönderilmişti. Ancak maalesef helikopter kazasında şehit 13 personel, 13 askeri personel olay bölgesinden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tabii helikopterin düştüğü yerde büyükçe bir yangın çıktığı da ifade ediliyor. Bu nedenle hani şehitlerin yanmış olabilme ihtimali de var. Bu nedenle tabii ciddi bir
çalışma, bu konuda da ciddi bir çalışma yürütülüyor. Çünkü elimize ulaşan fotoğrafta özellikle olayın meydana geldiği bölgede bir yangın çıktığı ve yangın çıktı çünkü helikopter düştüğün hemen sonrasında yandığı yönünde de bilgiler var. Bu anlamda da güvenlik güçlerinin bu konuda da şu an için çalışması devam ediyor. Evet, şehirler Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi ve yarın içinde şehitler için Şırnak 23. Tümen Komutanlığı'nda bir cenaze töreni yapılması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı zaten Fikri Şık bu gece Şırnak'a varacak. Şırnak'a gidecek. Hem kazayla ilgili hem olayla ilgili bilgi alacak. Tabii yarın da cenaze törenine, şehitler için yapılacak olan cenaze törenine de katılması bekleniyor diyerek sözü size bırakalım. Evet, 24 Diyarbakır temsilcisi Şeyh Mus Çakan'a teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Şırnak'ta askeri helikopter düştü. Maalesef 13 askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun diyelim. Şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Saat başında gelişmelerle moderatör Gece devam edecek. Evet, moderatör geceye sıcak gelişmeyle kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın seyirciler. Şu anda ekranlarınızda da görüyorsunuz. Şırnak Şenova'da askeri helikopter düştü ve TSK'dan gelen açıklamaya göre yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kıkır tipi helikopter ve maalesef 13 askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun diyelim bir kez daha ve şimdi sıcak gelişmeler neler? Tabii bilgi akışı çok fazla. 24 Diyarbakır temsilcisi Şeyh Mus Çakan'a bir dönelim, ondan son notları bir alalım. Evet Şeyh Mus Çakan, seni dinliyoruz. Şırnak Şenova ilçesinden havalandıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına çarparak düştüğü ifade edilmişti. Hem Şırnak Valiliği tarafından hem de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada AS-532 Cougar tipi helikopterdi ve içerisinde üst düzey rütbeli askerlerinde bulundu. 13 personel vardı. Tabi kaza kırımına uğradıktan sonra olay bölgesine yetişen ekipler 13 asker, yani şehit olan 13 askeri olay bölgesinden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirdi. Genelkurmay Başkanı tarafından da bu konuda açıklama yaptı. Olayın yüksek gerilim hattına helikopterin çarpıp düşmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şırnak valisini arayarak olayla ilgili bilgi aldı ve yine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da bu akşam saatlerinde Şırnak'ta olması bekleniyor. Hem olayla ilgili hem de yarın yapılacak olan cenaze töreni ilgili de hazırlıklara katılacak. Tabii Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı şehitler. Orada yapılacak olan otopsinin ardından da yarın yapılacak olan cenaze töreni için de hazırlıkların yapılması bekleniyor. Yarın 23. Tümen Komutanlığı'nda cenaze töreni yapılmasını da bekliyoruz. Tabii olayın hemen sonrasında özellikle Şenova'ya, yani helikopterin düştüğü noktaya çok sayıda askeri personel, askeriler de sevk edilmiş oldu. Çünkü Kato Dağı bölgesinde uzun bir süreden beridir devam eden operasyonlar vardı. Operasyon bölgesine yakın bir nokta olması nedeniyle de o bölge şu an güvenlik güçleri tarafından bir çembere alınmış durumda. Kazaya uğrayan helikopterin de olay bölgesinde alınması noktasında da güvenlik güçlerinin yoğun bir çalışması var. Hem 23. Tümen Komutanlığı'nda hem de bölgedeki diğer askeri birliklerde de hareketlilik en üst seviyede şu an için alınmış durumda. Zaten Şırnak bölgesinde dediğim gibi uzun bir süreden beridir devam eden operasyonlar vardı Kato Dağı bölgesinde ve bu özellikle kazada şehit olan askeri personel, üst düzey askeri personelin de Kato Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarla ilgili de bir briefing, bir çalışma yaptığı yönünde de bilgiler elimize ulaştı. Ancak yüksek gerilim hattına çarpan Cougar tipi helikopterde 13 asker, aralarında üst düzey rütbeli subayların da bulunduğu 13 asker şehit oldu ve şu an Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı o şehitler. Yapılacak olan otopsilerin ardından da yarın cenaze töreni yapılması bekleniyor. Tabii olay 20-55 sıralarında meydana geldi ve hemen sonrasında da zaten bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş ve kısa sürede de o helikoptere ulaşıldı. Helikoptere ulaşılmasının ardından da ekiplerle birlikte 112 sağlık ekipleri de vardı. Çünkü helikopter içerisinde yaralı olabilme ihtimali vardı. Bu nedenle tüm ekipler o bölgeye sevk edilmişti. Ancak helikopter içerisinde tümünün şehit olduğu belirlendi ve şehitler o bölgeden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tabii helikopterin
bulunduğu noktada güvenlik güçleri de şu an bir çember oluşturmuş durumda. Kazaya uğrayan helikopterin enkazının da o bölgede alması noktasında da havanın kararmasına rağmen şu an çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. Ve şehitler arasında dediğim gibi üst düzey rütbeli subaylar da var. Yarın yapılacak olan cenaze töreninin ardından da şehitler memleketlerine uğurlanmış olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şırnak valisini arayarak olayla ilgili bilgi aldı. Askeri yetkililerden de bilgi aldı ve Milli Savunma Bakanı Fikri Şık da bu akşam saatlerinde Şırnak'ta olması bekleniyor ve yarın yapılacak olan cenaze törenine de katılması bekleniyor. Hatırlanacağız, daha önce de Tunceli'de buna benzer bir kaza meydana gelmişti. Helikopterde 12 şehit olmuştu o helikopter kazasında. Sikorsky tipi bir helikopterde, ancak bu kez AS-532 Cooker tipi bir helikopter kazaya uğradı ve kazada 13 asker şehit oldu ve şehitler şu an olay bölgesinde alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Olay bölgesindeki helikopterin enkazının da alınması noktasında da çalışmalar devam ediyor diyerek sözü tekrar size bırakalım. Evet, 24 Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan'a teşekkür ediyoruz. Bölgeden son bilgileri aktardı bizlere sayın seyirciler. Maalesef biliyorsunuz Şırnak Şenova'da askeri helikopter düştü ve içerisindeki 13 askeri personel de şehit olmuş durumda. Milletimizin başı bir kez daha sağ olsun diyelim. Son bilgiler neler? Onları buluşturmayı elbette sürdüreceğiz ve uzman görüşleri de alacağız. Şimdi Coşkun Başbuğ karşımızda. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, yayınımıza hoş geldiniz. Milletimizin başı bir kez daha sağ olsun diyelim. Siz bu kazayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle ifade ettiğiniz gibi bütün milletimize başsağlığı dileyerek sözlerime başlayayım. Artı kaybettiğimiz şehitlerimizin yakınlarına yaradandan büyük sabırlar diliyorum. Tabii acımız büyük. Yani kelimelerin düğümlendiği, söylenecek şeylerin dilden zor çıktığı bir andayız ama dilim döndüğü kadar şunları ifade etmek istiyorum. Şimdi bu kaybettiğimiz kişilere baktığınız an generalinden erine kadar bir rütbe dağılımı görmekteyiz. Bugün o bahsettiğiniz bölge, o konuştuğumuz bölge, coğrafya terörün belinin kırıldığı bir nokta. Ve bu kahraman askerlerimizin gerçekten şu son aylarda inanılmaz bir başarısı söz konusuydu. İnanılmaz bir terörle mücadelede elde ettikleri hasıla vardı. Tabii o başarıların, o mutluluğun üzerine bu haber bütün milleti derinden yaraladı. Şimdi o bölgede yıllarca görev yapmış ve o bölgeyi iyi bilen biri olarak şöyle ifade edeyim. Buradan da anlaşılacağı gibi Mehmetçiğin bayramı, Ramazan'ı, iftarı, gecesi gündüzü yok. Resmi açıklamaya göre 21.40 diye düştüğü saati öğrenmiş bulunmaktayım sizlerle birlikte. O anı şöyle yaşadığım o günlere geri gittim. Tahmin ediyorum. İftar yemeğini yaptıktan sonra mesaiye devam eden personel, ki o bölgede çok ciddi operasyonlar yürümekte halen. Bunlar muhtemelen başta tümen komutanımız, şehidimiz olmak üzere operasyon bölgesinde koordinelerde bulunmaya, operasyonlara yönelik hazırlıklara yapmak üzere bir faaliyet içerisine girdiler. Fakat maalesef tele takılarak, yüksek gerilim hattına takılarak düşen bir helikopterimiz var. Tabii son ana kadar ümidimizi hiç kaybetmedik. Çünkü 3 dakika sonra düştü. Gerçi 3 dakika havacılıkta çok ciddi bir süre. Bize de kısa gibi gelse de havacılıkta çok uzun bir süre. Fakat çok irtifa kazanmamış olacağını varsayarak acaba yaralılarımız var mı diye niyetleniyorduk. Fakat maalesef askerlerimizin, kahramanlarımızın tamamı şehadet mertebesine ermiş. Dolayısıyla tekrar buradan bütün aileye ve milletimize başsağlığı dileyim. Tabii tekrar vurguluyorum. Bölge, orada görev yapan Mehmetçik gerçekten çok zor şartlarda görev yapıyor. Orada doğayla savaşıyorsunuz. Hala bugün batıdaki hava şartlarıyla orayı kıyaslarsanız karın, buzun, 3 gün rakımlı tepelerin hakim olan bir Mehmetçik var. Doğayla savaşıyor. Coğrafyayla savaşıyor. İnanılmaz dağlık bir bölge var. Üstüne üstlük terörle savaşıyor. Tabii bu her ayrı cephede, bu her ayrı cephede verdiği savaşta da maalesef bu işin fıtratında bu tür kayıplar var. Şükürler olsun ki tek sevincimiz bir sabotaj, bir saldırı, bir hainlik sonucu bu olay gerçekleşmedi. Tabii
O bölgedeki saati de dikkat edersek gece görüş şartlarında bir uçuş gerçekleştirildiğini anlamak kolay. Tahmin ediyorum bölgede her noktaya ayak basıyor yönetecek. Pilotlarımızın tecrübesi gerçi yeterli uçuş için ama işte bir kaza neticede ifade ettiğiniz gibi TRT olarak kaybettiğimiz kahramanlarımız var. Hepsine Tanrı'dan rahmet diliyorum tekrar. Peki, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, çok teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar başımız sağ olsun. Evet sayın seyirciler, ilk değerlendirmelerini aldık Coşkun Başbuğ'dan. Neler oldu, neler bitti? Bilgileri bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Şırnak Şenova'da biliyorsunuz askeri bir helikopter, Cooker tipi askeri bir helikopter düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu açıklamaya göre yüksek gerilim hattına takılarak düştü askeri helikopter. İçerisinde 13 askeri asker vardı, 13 personel vardı ve maalesef hepsi şehit oldu. Bizler de bir kez daha hem şehitlerimize Allah'tan rahmet hem de kederli yakınlarına sabır dileyelim. Tabii şimdilik kimliklerini açıklamıyoruz ama ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde daha net bilgiler de elimize ulaştıkça sizlerle buluşturacağız. Tabii aileler henüz taziye haberlerini almamış durumda. Bu noktada bir hassasiyetimiz var. Bu nedenle bizim elimizde olsa da bilgiler sizlerle şu an itibariyle paylaşmakta fayda görmüyoruz bu bilgileri. Yarın dediğim gibi cenaze törenleri olacak, bilgiler gelen sıcak bilgiler bu şekildeydi. 20.55 sularında yaşandı kaza. Bir kez daha tekrarlayalım. Yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda askeri helikopter düştü. Ve olayla ilgili de esasında şu anda incelemeler devam ediyor. Hemen bir dönelim. Gazeteci Çetin Erçetin telefon attığımızda. Sayın Çetin, bu elim kazaya ilişkin siz neler söylemek istersiniz? Az önce Coşkun Başbuğ yayınımızda konuktu. Bölgenin coğrafi yapısından bahsetti, gece olmasından bahsetti. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii öncelikle bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten üzücü bir haber. Tabii öncelikle bölgenin koşulları, fiziki koşullarına baktığımız zaman Şenova bölgesi çok uzun yıllardır zaten terörün hep hedefinde olan bir bölgeydi ve bu bölgede gerek askeri tugay, askeri tümen her türlü güvenlik önlemleri alınmıştı ve bu bölgedeki köyler hemen hemen tamamı devletle beraber hareket eden, devletin yanında olan insanlardı. Öncelikle onun altını çizelim. Dolayısıyla Şenova bölgesinde tabii çok uzun zamandır, tabii şunu da altını çizmek istiyorum özellikle Zehra, bu bölge PKK terör örgütünün çok rahatlıkla hareket edip karşıya geçtiği noktalardan biri. Yani karşımızda hemen Sınat bölgesi var. O bölge daha önce de biliyorsunuz bu Roboski olayının yaşandığı bölge, çok yakın bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla örgütün maalesef sıklıkla kullandığı bölgelerden biriydi. Ama tabii burada belki de önemli üzerinde durmamız gereken nokta, son 1,5 ay belki de 45 gündür Hakkari'de, Şırnak'ta çok yoğun operasyonlar var. Yani neredeyse 5-6 noktada eş zamanlı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla helikopterler Şırnak'tan, Hakkari'den, Yüksekoda, Van Bölge Komutanlığı'nda her dakika başı hem askeri sevkiyat hem lojistik gerçekleştiriyor. Bir yandan iniyor, bir yandan kalkıyor. Tabii bunun doğal sonucu olarak da bu kadar yoğun askeri hareketliliğinin olduğu bir yerde, bir noktada işin açıkçası tabii istenmeyen bir durum, arzu edilmeyen bir durumdur ama maalesef tabii bu olay yaşandı. Ama bir kez daha altını çiziyorum. Bölgenin koşulları, fiziki şartları, tabii havanın da karanlık olmasından kaynaklı. Tabii şimdi bölgede işte incelemeler yapılıyor, araştırmalar yapılıyor. Yüksek gerilim hattı da o bölgeden geçiyor. Hatırlarsanız belki izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Yaklaşık bir yıl önce bir baraj inşaatından bölgede işçiler kaçırılmıştı. Bu bölgelere yakın bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla yüksek gerilim hatlarının, enerji hatlarının geçtiği bir nokta. Tabii
Şimdi şehit sayısı 13 kişi olarak açıklandı. Diğer taraftan bir tümen komutanımız var içerisinde helikopterin şehit düşenler arasında. Sabah itibariyle tümen komutanının bölgedeki askeri birlikleri ziyaret ettiğini biliyoruz. Tabii tümen komutanının doğrudan Şenova'ya gitmesi, bölgedeki askeri birlikleri ziyaret etmesi bölgedeki askerler için çok önemli bir moral motivasyon kaynağı. Çünkü geçmiş yıllarda biliyorsunuz en büyük eleştirilerden biri de işte komutanlar o bölgeye gidiyor mu gitmiyor mu tartışmalarıydı. Ama hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlarını hep sahada alanda gördük. Şu anda sahada yine aynı şekilde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bilgileri geliyor bana. Ben yine köydekilerle iletişim kurmaya çalışıyorum. Tabii bölge halkı da çok üzgün. Ama bir yandan da terörle mücadele sürecinde bu kadar yoğunluk çalışan bir ordunun doğal olarak bu tip olaylarla karşılaşması beklenebilecek bir durum. Evet Çetin Erçetin, aslında senin de az önce ifade ettiğin gibi bölgede son 1-1,5 aydır oldukça operasyonlarda askeri hareketlilik oldukça fazlaydı. Başarılı operasyonlar yapılıyordu ve terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulmaya da devam ediyordu. Bu noktada önemli bir geçiş noktası olduğunu da söylemek yanlış olmayacak. Akıllara ilk gelen sabotaj ihtimaliydi ama neyse ki en azından böyle bir şey olmadığını açıklayabiliriz. Neler eklemek istersin? Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii bölgenin nüfus yapısına, bölgenin siyasi yapısına baktığımız zaman PKK'nın doğrudan bu kadar askeri birliğe yaklaşarak bir helikopteri hedef alması çok beklenen bir durum değil. Çünkü ben olayın olduğu andan itibaren çok net bir şekilde hani böyle bir şeyin olmasının çok mümkün olmayacağını ifade etmiştim arkadaşlarımızla sohbet ederken. Bir bölgenin çok büyük bir bölümü devletle beraber hareket eden aşiretlerden oluşuyor. Dolayısıyla bu kadar yakın bir bölgeye terör örgütünün sokulması, girmesi çok kolay bir şey değil. Ama dediğim gibi yoğun bir operasyon alanı bu bölge. Yani şu anda PKK'nın geçiş noktalarından şöyle net bir şekilde söyleyelim. Hakkari, Şırnak hattında 17 geçiş noktasından birisi bu bölge. Dolayısıyla her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok dikkatle takip ettiği bir alan. 1990'lı yıllardan beri bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri çok güçlü bir yapıyla, çok güçlü bir askeri birlikle orada duruyor. Dolayısıyla demin de ifade ettim, bölgede bu kadar yoğun operasyonların olduğu bir alanda aslında tabii bu artık tabii üzülerek söylüyorum. Bu yoğunlukta çalışınca ya da bu yoğunlukta operasyonlar devam edince bu tip olaylar yaşama ihtimalimiz de var maalesef. Peki Çetin Erçetin, helikopter Rus tipi bölgede çok sıkça kullanılan bir helikopter midir? Şöyle söyleyeyim, henüz helikopterin işte yapısına ilişkin açıklamalar yapıldı. Fakat genel itibariyle bölgede kullanılan helikopter tipi Sikorsky tipi helikopterler oldu. Hı hı. Fakat tabii biliyorsunuz son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri kendi envanterine farklı helikopterler de aldı. Çünkü bu hem ordunun tek bir noktaya bağımlılığını o zaman kaldıracak bir noktaydı. Bir de bir şeyin daha altını çizelim. Bölgede şu an yoğun kış şartları hakim. Yani havalar kent merkezinde ısınmış olsa bile Şenova kırsalında havalar halen serin ve bu helikopterler genel itibariyle kış şartlarında çok rahat kullanılabilen helikopterler. Jugar tipi helikopter ama tabii bu helikopterin ana özelliklerinden biri çok kişi taşıyabilme özelliğine sahip. Dolayısıyla tabii taşıma amaçlı, nakliye amaçlı bir helikopter olduğu için de bölgede şu an operasyonlarda çok yoğun olarak kullanılan bir helikopter tipi. Ama tabii şu an Şırnak merkezde, Şenova'da, Hakkari'de, Van merkezde çok yoğun olarak bu helikopterler kullanılıyor. Peki Çetin Erçetin, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Sayın seyirciler, Şırnak Şenova'da askeri helikopter düştü ve maalesef 13 askerimiz şehit oldu. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır diliyoruz. Şimdi operasyonlarla devam edelim.
Bir kez daha bilgileri de tekrarlayalım, aslında oldukça önemli. Tekrarlamakta, vurgulamakta fayda var sayın seyirciler. Elbette konuklarla değerlendirmeye, bilgiler almaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamayla anlaşıldı ki Şenova Tugay Komutanlığı'ndan kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS-532 Cougar tipi bir helikopter kalkışından kısa bir süre sonra ilk alınan bilgiye göre yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır denildi ve olayla inceleme şu anda bölgede devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur dedi Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında. Hemen belirtelim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da haberin alınmasının ardından hemen Şırnak Valisi'yle irtibata geçti. Yetkililerden bilgi aldı ve şehit yakınlarına da başsağlığı diledi. Taziyede bulundu ve hemen belirtelim, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da şu sıralarda Şırnak'a doğru hareket etmiş durumda sayın seyirciler. Şırnak'a gidiyorlar. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sizlere. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun diyelim. Şırnak Şenova'da 20.55 sularında kalkan askeri helikopter ve gelen bilgiye göre o helikopter Cougar tipi bir helikopterdi. Bölgede az önce Çetin Erçetin de söyledi, başarıyla operasyonlarda çok sıkça kullanılan, bölge şartlarına da uygun olan bir helikopter tipi ve taşıma amaçlı kullanılan bir helikopter tipi ve dediğim gibi açıklamaya da göre yüksek gerilim hatlarına takılarak askeri helikopter 20.55 sularında kalkıştan yaklaşık 3 dakika sonra maalesef düşmüş durumda sayın seyirciler. Elbette umutlarımız vardı. Yaralılar, hani en azından yaralılarımız olur, hastanelerde tedavi edilir yönünde umutlarımız vardı ama maalesef 13 şehidimizin olduğu acı haberini aldık ve sizlerle buluşturmak durumunda kaldık. Elbette şehitlerimizin kimliğine ilişkin bilgiler şu an elimizde ama yakınlarının belki taziye haberlerini şu anda almamış olmaları durumu için de hassas davranıyoruz ve bu bilgileri sizlerle şu anlık paylaşmakta gerek görmüyoruz sayın seyirciler. Zaten ilerleyen saatlerde bilgiler netleşecek. Cenazeler için hazırlıklar yapılacak. Bizler de 24 ekranlarından an be an sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz elbette. Yüreğimiz yangın yeri elbette. 13 şehidimiz var. Bir kez daha başımız sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine de sabır diliyoruz sayın seyirciler. 20.55 sularında ifade ettiğim gibi yüksek gerilim hattına takılıp askeri helikopter düştü ve içerisinde 13 askeri personel vardı ve maalesef hepsi şehit oldu. Bölge şartları aslında şu anda az önce Çetin Erçetin'in de belirttiği gibi Haziran ayına giriyor olabiliriz ama bölgede yüksek kesimlerde şu anda aslında zorlu kış şartları da bir yandan devam ediyor ve bölgenin coğrafi konumu da ve elbette karanlık olması, gece saatlerinde olması da bu kazaya neden olmuş durumda sayın seyirciler. Gece görüşü nedeniyle yüksek gerilim hattına takıldı helikopter ve maalesef düştü. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun diyelim. Şimdi gelin bir başka operasyon haberiyle devam edelim. Evet, Irak'ın kuzeyi ve Diyarbakır'da sayın seyirciler terör hedefleri savaş uçaklarıyla vuruldu. 5 terörist öldürüldü. Operasyon bölgesindeki çatışmada ise maalesef 3 askerimiz şehit oldu. Türk jetleri Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını böyle dağıttı. Alınan anlık istihbarat sonucu Kandil'e operasyon düzenlendi. Belirlenen iki mağara ve tahkimli bir Doçka mevzi imha edildi. 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Diyarbakır, Lice ve çevresinde ise silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristler tespit edildi. Jetler o bölgeyi ateş altına aldı. İki terörist öldürüldü.
Karadan yürütülen arama faaliyetlerinde ise güvenlik güçleriyle PKK'lı hainler arasında çatışma çıktı. Yaralanan 5 askerden 3'ü şehit düştü. Şimdi gelin Afganistan'a gidelim. DAEŞ terörü vardı sayın seyirciler. Başkent Kabil'de, Cumhurbaşkanlığı ve büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Resmi açıklamaya göre bombalı saldırıda en az 90 kişi öldü, 380 kişi yaralandı ve saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Şiddetin günlük hayatın parçası haline geldiği ülkelerden Afganistan burası. Başkent Kabil bu kez büyük bir katliamla sarsıldı. Teröristler Vezir Ekber Han bölgesini seçti. Bu bölge büyükelçiliklere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığına da yakın bir mesafede. Sabah işe gidiş saatiydi. Yollar kalabalıktı. Bomba yüklü su tankeri büyük bir gürültüyle infilak etti. Tam bir dehşet yaşandı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yüzlercesi de yaralandı. Ölü sayısı daha da artabilir çünkü yaralıların arasında durumu ağır olan çok sayıda kişi var. Patlama Almanya Büyükelçiliği'nin girişine çok yakın bir noktada meydana geldi. Alman Büyükelçilik binası enkaza döndü. Fransa ve Çin Büyükelçiliklerinde maddi hasar oluştu. Ayrıca birçok araç hurdaya döndü. Türk Büyükelçiliği patlama yaşanan bölgeye yaklaşık 500 metre mesafedeydi. Binada küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Diplomatik personelin durumu iyi. Güvenlik güçleri patlamanın ardından bölgeye giden yolları trafiğe kapattı. Patlamadan sonra gözler Taliban ve DAEŞ'a çevrildi. Bu iki örgütün Kabil'de sık sık saldırılar düzenledikleri biliniyor. Taliban saldırıyı kendilerinin düzenlemediğini açıkladı. Kabil'deki yerel medyaya göre saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. İşte bu saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı sayın seyirciler. Dost ve kardeş Afganistan'ın yanındayız ifadesini kullandı sayın Çavuşoğlu ve saldırının gerçekleştirildiği noktaya dikkati çekti. Ayrıca Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nin de çok yakın bir noktasında gerçekleştirildiğini ifade etti ve neyse ki can kaybımız ve yaralımız yok da dedi. Maalesef 80 kişinin şu ana kadar öldüğü haberini aldık. 300'den fazla da yaralı var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan'daki terör saldırısını lanetledi. Bakan Çavuşoğlu Slovenya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında gündem Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan terör saldırısıydı. Kabil'in en güvenli bölgesinde meydana gelen diplomatik bölgede ve hükümet binalarının olduğu bölgede meydana gelen bu terör saldırısını bir kere daha kınıyoruz. Dost ve kardeş Afganistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Çavuşoğlu saldırının yaşandığı bölgeye dikkat çekti. Hükümet binaların ve büyükelçiliklerin olduğu bir bölge. Ben de birkaç defa oraya gittim, gördüm. Bu bomba yüklü aracın buraya nasıl girdiğini çok iyi araştırmak lazım. Nereden destek aldılar? Çünkü bu çok ciddi bir olaydır. Saldırı Almanya ve Hindistan büyükelçiliklerinin hemen önünde gerçekleşti. Dışişleri Bakanı saldırının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne çok yakın bir noktada gerçekleştiğini söyledi. Can kaybımız ve yaralımız yok diyen Çavuşoğlu elçilik binasında büyük hasar meydana geldiğini açıkladı. Çok şükür herhangi bir yaralı yok. Sadece bu hasardan dolayı düşen bir tahta bir yerel personelimizin üzerine düşmüştür. Ama herhangi bir yaralanma da yoktur. Şimdi personelimizin bir kısmının buradan tahliyesini düşünüyoruz. Çünkü büyükelçilik binasında hasar meydana geldiği için bunun tamir edilmesi lazım. Büyükelçimiz Türkiye'deydi. Hemen geriye dönüyor. Ve yine bakanlığımızdan bir heyeti, zaten bakan yardımcımız ve genel müdürümüz o bölgeye gideceklerdi cumartesi günü.
bir heyeti göndererek yerinde incelemeler de yapacağız. Elçilik binasının tadilatı yapılana kadar personele moral izni verildi. Şimdi bir başka gündem maddesiyle devam edeceğiz sayın seyirciler. Rusya Akdeniz'den Suriye'deki DEAŞ hedeflerini vurdu. Bu operasyonun öncesinde ise Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e bilgi verdi. Şimdi ekranlarınıza o görüntüler geliyor. Kapaklar açıldı, füzeler ateşlendi. Rusya Suriye'de terör örgütü DEAŞ hedeflerini Akdeniz'den böyle vurdu. Operasyon için Amiral Esen gemisiyle Krasnodar denizaltısı kullanıldı. 4 kalibr füzesi fırlatıldı. Güdümlü füzeler Suriye'nin orta kesimindeki Palmira'da terör örgütü DEAŞ'a ait hedefleri vurdu. Kentin doğusundaki sığınaklar imha edildi. Rusya operasyon öncesi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e bilgi verdiğini açıkladı. Şimdi bir zeytin tartışması vardı hatırlayacaksınız belki sayın seyirciler. O konuya ilişkin bir haberle devam edeceğiz. Meclis gündemine gelen üretim reformu paketi zeytinlik tartışmasını beraberinde getirdi. Bir kesim zeytinliklerin rant için imara açılacağı iddiasını ortaya attı. İki bakan öyle olmadığını açıkladı. Komisyon toplantısında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tasarıda değişiklik yapılacağını, zeytinliklerin imara açılacağı yorumuna neden olan kısımların metinden çıkartılacağını açıkladı. Üretim reformu paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde. Pakette yer alan zeytinliklerle ilgili düzenleme tartışmaya neden oldu. Hatta şarkıcı Tarkan dahi Twitter üzerinden çağrı yaptı. Konuyla ilgili önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik konuştu. Kesinlikle imara açılması, konut açılması kesinlikle söz konusu değildir. Olamaz ama kamu yararı olan bazı hususlar olabilir. Yani maden sahası olabilir. Ardından konu sanayi, ticaret, enerji, tabii kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonunda ele alındı. Fikirler dile getirildi. Tartışmalar uzlaşmayla sonuçlandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, zeytinliklerin imara açılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Tasarıda bu yoruma yol açabilecek ifadelerin metinden çıkartılacağını açıkladı. Böylece bir zeytin de olsa alan zeytinlik olarak değerlendirilecek. Zeytinlik alanlarına konut, konaklama ve turizm tesisi yapılamayacak. Zeytincilik kurulunun da yapısı değişiyor. Ticaret, borsa ve oda temsilcileriyle zeytinyağı ihracat birlikleri de kurula dahil ediliyor. Şimdi bir de istatistik haberiyle devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılının Türkiye'de sağlık araştırması verilerini açıkladı sayın seyirciler. Yine çok çarpıcı rakamlar, bilgiler ortaya çıktı. Çağın hastalığı obezitenin yine en önemli sorunların başında geldi. Açıklanmış durumda ve o bilgilere bakılacak olursa Türk halkının %20'si obez efendim ve tansiyon da yine önemli hastalıklarda en yüksek sıralarda kendisine yer buluyor. Son yılların en çok yayılan rahatsızlığı obezite. 2016 yılı Türkiye Sağlık Araştırması verilerine göre Türkiye nüfusunun yaklaşık %20'si obez. Araştırma ilginç sonuçları barındırıyor. Buna göre obezite en çok kadınları etkilemiş durumda. Türkiye'de kadınların %24'ü obez statüsünde. Yine kadınların %30'u obezliğin sınırında. İki oran toplandığında kadın nüfusunun yarısından fazlasının obezite probleminin bulunduğu gerçeği ortaya çıkıyor. 2016 verilerine göre erkeklerde de durum farklı değil. Türkiye'de her 100 erkekten 15'i obez, 39'u ise obezlik sınırında. Sağlık araştırmasında sadece beden kitle endeksi ölçülmedi. Örneğin çocuklarda görülen hastalık türleri de belirlendi. Verilere göre çocuklarda en çok üst solunum yolu enfeksiyonları görülüyor.
Çocukların yaşları büyüdükçe ağız diş sağlığı sorunlarının baş gösterdiği araştırma verilerine yansımış durumda. 7-14 yaş aralığındaki çocukların %23'ü ağız diş sağlığı sorunları yaşamış. Ve sigara tüketimi 2014'e kıyaslandığında nispeten 2016'da bir iyileşme göze çarpıyor. 2014'te nüfusun %27.3'ü tütün kullanırken 2016'da bu oran %26.5'e gerilemiş. 2016'da erkeklerin %40'ının kadınların ise %13'ünün tütün kullandığı belirlendi. 2016'da da tansiyon problemleri en çok görülen sorun. Onu kan şekeri ve kolesterol sorunları izliyor. 2016'da grip aşısı olanların oranı 2014'te kıyaslandığında %0.7 azalmış. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen icazet merasiminde bu yıl hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belgelerini aldı. Törene TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Hafız öğrencilere çeşitli hediyeler sundu. Bilal Erdoğan hafız öğrencilerle buluştu, belgelerini dağıttı, hediyeler verdi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde icazet merasimi vardı. Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belgelerini almak için heyecanla bekliyordu. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan da törene katıldı. 8 öğrenci belgelerini alırken birer altın ve umre ile ödüllendirildiler. Ayrıca burs da verildi. Törenin ardından öğrenciler, aileleri ve Bilal Erdoğan hep birlikte iftar yaptı. Şimdi sizleri Kuşadası'na götüreceğiz sayın seyirciler. Bir kız öğrenci yurdunun kantincisi öğrencilerin adeta kabusu haline geldi, korkulu rüyası haline geldi. Neden böyle söylüyorum? İddialara bakılacak olursa. O öğrencilerle tartışan kantinci bıçak çekti, tehditler savurdu. Bu şiddet, yurtta başlayan bu şiddet yetmedi, sosyal medyaya taşındı. Tehdit mesajları paylaşılan bir de klip hazırladı. O klibi de sosyal medyada paylaştı. İşte şimdi o kantinci gözaltında. Kimde bıçak var? Aa, ne oluyor ya? İddiaya göre olan şu, Kuşadası'ndaki bir kız öğrenci yurdunda kantinci sahurda kız öğrencilerle tartıştı, bıçak çekti. Kızlar kendilerini canavliyle dışarı attı. Yaşanan panik cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Ardından öğrenciler bahçeye inip tepki gösterdi. Polis kantinciyi gözaltına aldı ancak mağdur olduklarını öne süren öğrenciler karakolda şikayetçi olmadı, kantinci serbest bırakıldı. Ama olayın ardından kantinci sosyal medya hesabından ilginç görüntüler paylaşmaya başladı. Elinde tüfek, hedeflere ateş eden kantinci klibin altına da ürkütücü bir müzik verdi. Videoyla birlikte paylaştığı çirkin mesajda tehdit içeriyordu. Bunun üzerine Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Kantinci bir kez daha gözaltına alındı. Kredi Yurtlar Kurumu da idari soruşturma başlattı. Şimdi önce bir hafızayı tazeleyeceğiz. Son durumu buluşturacağız sizlerle. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda insansız hava aracı uçuran Asbet Manukyan'ı belki hatırlayanlarınız çıkacaktır sayın seyirciler. İşte Asbet Manukyan'ın yargılanması tamamlandı. O kendisinin için ben uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmedim, yasak bölgeye girmedim dedi ama mahkeme affetmedi. 10 ay hapis cezası verdi ve o cezada 5 yıl ertelendi. 8.300'de Ali Sapoçu hattında bir tane drone geçti üstümüzden. İstanbul'da hava trafiğini tehlikeye atan çılgın droncunun yargılaması tamamlandı. Atatürk Havalimanı üzerinde kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Asbet Manukyan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son duruşmada Manukyan suç tarihinde kullandığı pervaneli cihazın drone statüsünde değil akıllı oyuncak statüsünde olduğunu savundu. Ayrıca
uçuşa yasak bölgeye girmedim iddiasında bulundu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü avukatları ise suçun sabit olduğunu ve sanığın cezalandırılması gerektiğini söyledi. İstinaf Mahkemesi savcısı da aynı görüşü paylaştı ve Manukyan'ı uçuş trafiğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle İHAL indirimiyle birlikte 10 ay hapis cezasına çarptırdı ancak cezayı 5 yıl süreyle erteledi. 8.3 metrede Ali Sapoçu hattında bir tane drone geçti üstünüzden. Manukyan şimdilik kurtuldu ancak bir daha suça karışırsa hapis cezasını çekecek. Şimdi gelin bir Kastamonu'ya gidelim. Bir taksici sayın seyirciler farklı adreslere gelip o adreslerden elinde poşetle dönen müşterisinin sürekli telefonda olmasından şüphelendi. Ve bir gün yine aynı şekilde o şüpheli elinde poşetle geri döndüğünde aracını karakolun önünde çekti, kapıları kilitledi, çıkmasına izin vermedi ve o şüphelinin bir dolandırıcı kuryesi olduğu böylelikle de ortaya çıkmış oldu. Neden böyle bir şey yaptınız abi? İnsanları dolandırarak mı geçimini sağlıyorsunuz? Gaz alacağım bahanesiyle buraya getirdim. Arabadan indim, kapısını kilitledim arabanın. Nöbetçi arkadaşı tuttum kolumdan. Arabada kilitledim. Galiba birilerini dolandırıyor dedim, altın aldı falan dedim. Taksisine binen müşterinin hareketlerinden şüphelendi, karakola götürüp teslim etti. O müşteri dolandırıcı çıktı. Kastamonu otogarında otobüsten inen bir kişi Necdet Gürekçi'nin taksisine bindi. Önce bir köye, ardından başka bir köye, sonra da şehir merkezinde 3 farklı adrese götürdü. Bindi arabaya, adresi de bilmiyordu kendisi. İşte bir köyü tarif etti, köye gittik geldik falan. Hareketleri komple şüpheliydi. Kürekçi her gittiği yerde elinde poşetle dönüyordu ve sürekli telefonda konuşuyordu. Taksici o kişinin hareketlerinden şüphelendi. En son geldiğimiz yerde biraz şüphelendim. Dolaşıyordu apartmanın arasında falan. Akabinde elinde bir poşetle geldi. Ben zaten şıngırtıyı duyunca, sürekli de telefonla konuştuğunu duyunca biraz şey yaptım yani. Anlar gibi oldum konuyu. Müşteri en son kendisini Çankırı'ya götürmesi için para teklif etti. Taksici de gaz alacağım dedi, karakolun önüne yanaştı. Gaz alacağım bahanesiyle buraya getirdim. Arabadan indim, kapısını kilitledim arabanın. Nöbetçi arkadaşı tuttum kolumdan. Arabada kilitledim. Galiba birilerini dolandırıyor dedim, altın aldı falan dedim. Polis müşteriyi gözaltına aldı. Şüphelinin telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 5 kişiyi dolandıran şebekenin kuryesi olduğu anlaşıldı. Üzerinden çıkan 150 bin liralık ziynet eşyası ve paraya sahiplerine verilmek üzere el konuldu. İnsanları dolandırarak mı geçimini sağlıyorsunuz? Sayın seyirciler, Afganistan uyruklu küçük çocuğu arabasına alarak tehditler savuran o kişiyi dün gece sizlerle buluşturmuştuk ve bunu yapan insan olamaz demiştik. Anlatırken bile zorlanmıştık. O kadar zor görüntülerdi. Ve o kişi bir de marifetmiş gibi biliyorsunuz o anları, o tehdit anlarını sosyal medyada paylaşmıştı. Hem öldürürüm demişti hem de 20 lirasını almıştı ve biliyorsunuz umarız cezasını bulur demiştik. Ve yakalandı. O kişi Yalova'da polis tarafından yakalandı, gözaltına alındı ve bakın neler söyledi. Senin adın ne? Adım Dayverdi. Ney? Dayverdi. Bu da verdi senin adın. Ha. Yalan söyleme. Yalan değil abi. Benden kaçmaz. Kaçman abi. Seni şimdi nasıl öldüreyim? Bilmem. He? Bilmem. Öldürmek hani iyi olacak. Sen benim ülkemde ne arıyorsun? Çalışmana gelmiştim. Niye kendi ülkende çalışmıyorsun? İş yoktur abi. Tamamen bir şakaydı yani. Bunu basın abarttı. Peki pişman mısın böyle bir şey yaptığın için? Şaka yaptığım için çok pişmanım. Ortalığı ayağa kaldırdı, şakaydı dedi. Neden böyle bir şey yapma gereği duydunuz? Tamamen bir şakaydı yani, bunu basın abarttı. Afganistan uyruklu Hüdaverdi Roz Muhammed'i otomobili alıp tehdit etti. Çektiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı. O zaman o 20 TL'yi ver, seni öldürmeyeyim. 20 TL'yi yaptırmayın da abi. Ava elin parayı ver. Sonmen ne yapayım abi? Parayı bırak buraya. Sonmen ne yapayım? Sonra seni serbest bırakacağım. Görüntüler haber bültenlerinde de yayınlanınca infial yarattı. Ardından polis harekete geçti. O videonun Yalova'da çekildiği anlaşıldı.
Şüpheli Altınova'da yakalandı. Afgan uyruklu mağdur Hüdaverdi Roz Muhammed'in de şüpheli ile aynı çiftlikte kaçak olarak çalıştığı ortaya çıktı. Serbest bırakarsın abi, hemen nereye gideceğim sana para olmasa? Ben de para yok. Seni öldüreyim mi, paranı mı alayım şimdi? Hiç kaynağım etmem abi. Parayı mı verin? Öldürmem de para da almam. Yoktur bende başka para. Patronun gelsin alsın sen o zaman. Yoksa seni hapse atacağım. Patronu bilmem. Kimdir patronu? O zaman arkadaşın çağır gelsin. Şüpheli her şeyin şakadan ibaret olduğunu iddia etti, ancak izleyenler bu nasıl şaka demekten kendilerini alamadı. Seni şu anda kaydediyorum. Çıkar parayı. Bilmem arkadaşım da nerede. Para mı önemli, senin canın mı önemli? He? Ben de açlıktan ölüyorum para olmasa. Öl. Çıkar parayı, çıkar. Şimdi sizleri Bursa'ya götüreceğiz. Bursa'da iftar vakti korkutan bir yangın çıktı sayın seyirciler. Arkamda da görüyorsunuz. Tarihi Reyhan Çarşısı'nda iki katlı ahşap bina alevlere teslim oldu. Ve deyim yerinde ise gece resmen gündüze dönmüş durumda. O yangın Bursa'nın pek çok noktasından da görüldü. O kadar şiddetliydi ki pek çok noktasından da görüldü. Ve dumanlar gökyüzünü kapladı. Bursa'daki tarihi çarşıda çıkan yangın korkuttu. Osman Gazi Reyhan Çarşısı'ndaki iki katlı ahşap binada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. O bina depo olarak kullanılıyordu. İftar vakti duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Ekipler hızla geldi, alevlere müdahale etti, ancak bina kullanılamaz hale geldi. Dumanlar Bursa'nın birçok yerinden görüldü. Aynı binada gece yarısı tekrar yangın çıktı. O sırada belediyenin park ve bahçe peyzajında görevli işçiler sahur yemeği yiyordu. İtfaiyeye durumu bildirdiler, ekipler ikinci kez müdahale etti. Alevler bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Sayın seyirciler, moderatör geceyi ve kapatıyoruz, veda ediyoruz sizlere sayın seyirciler ve kapatırken bir kez daha milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına da sabır diliyoruz. Hoşça kalın.